Merhaba arkadaşlar, Türkçe Ancakları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Abdullah Kerimoğlu. Yeni bir otoket videosuyla sizinle birlikteyim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar, e, section view'i işleyeceğiz sizinle birlikte. Section view nedir? İlk başta onlardan bahsetmek istiyorum ve hani biraz konu anlatımını yapmak istiyorum çünkü hani bunda çok ince ayrıntılar olan bir konu bu. Hani bunu size bahsetmek istiyorum ilk başlarda. Ondan sonra çizim kısmı ve uygulamalı kısımlarla devam ettirerekten bu konuyu da bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar, e, section view nedir? Ondan bahsedeyim size ilk başta. Section view arkadaşlar bir parça'nın yani şunun gibi bir parça düşünelim. Bu parçanın hani şöyle belirtilir mesela burada çizgi vermiş ve burada AA yazmış görüyorsunuz. Yani AA kesitinin alınmasını istiyor mesela. Hani onun gibi sadece böyle tam ortasından değil mesela buradan verir ve şuradan kesmenizi ister. Hani buradaki görünüşünü ister sizden. Onun gibi değişik değişik istenebilir arkadaşlar. Hani bu Section View'da e, parçanın, hani bizim bu parçadan öne çıkaraktan konuşalım. Bu parçada tam ortadan kesit alınmış halini yani kesilmiş halini bizden istiyor. Hani bunu da nasıl düşünebiliriz derseniz eğer bu parçanın tam ortasından hani bir bıçak veya bir testere yöntemiyle e, kesildiğini düşünün bu parçanın ve kesildiği anda size o gözüken yüzeylerin yani o bıçağın testerenin değmiş olduğu yüzeylerin taranmasıdır kısaca. Öyle anlatabilirim. Hani bu üç şekil aklınızda kalmasın. Bunlardan bir tanesi hatalı. Onu da değineceğim biraz ileride. Başka bir örnek vermek gerekirse arkadaşlar. Mesela şu kapağı düşünelim. Bu kapağın tam ortasından kestiğimi düşünün. Ve kestiğim anda şu yan yüzeylerinde yüzler oluşmaktadır. Ve oraların tarandığını düşünün. Yani kısaca. Hani sözel olarak anlatımı buydu. Diğer bir şeylerimize geldiğimizde ise arkadaşlar Hani bu section view çizimlerinde Mesela biz bunu ortadan bıçağı vurduk kestik ve bu görünüşü elde ettik şu ön görünüşünden kes Alınmış hali Bunu nereden anladık derseniz eğer şöyle diyeyim Mesela bu okun yönü bu tarafaymış Yani bu tarafa dediği an Biz buradan ne anlayacağız Şöyle sayfamızı biraz temizleyelim Burada anlayacağımız şey arkadaşlar yani ben bunu ortadan ikiye böldüğüm anda bir bu tarafa doğru bir yüz oluşacak, bir de diğer tarafa doğru bir yüz oluşacak. Hani buradan benden hangi yüzü çizmemi istiyor? Buradaki ok onu belirtmektedir arkadaşlar. Yani ben bunu kestiğim anda şu arka tarafta kalan yani bu tarafta olan parça ve diğer tarafta olan parçalardan bizden bu taraftaki olan parçayı istediğini belirtmektedir. Hani bu ince bir ayrıntıdır. Hani çizimde hata yapmanıza neden olabilir bu okun yönüne bakmazsanız eğer. Hani bu aklınızda kalsın. Sınav anındayken ilk önce okun yönüne bakaraktan başlayabilirsiniz. Diğer bu çizimlere geldiğimizde ise bakıyorum buralarda normal taranmış. Şurası taranmamış ama burada taranmış. Ama buraya bakıyorum. Burayı böyle komple taramış. Bunların arasındaki fark ne diye gelirsek eğer. Buradaki fark arkadaşlar şöyle diyeyim. Ee, section View'da destek noktaları Normalde taranmaz. En uygun bir içimi budur. Destek noktasından kastımız ise yani şuralara atılmış e, destekleyici parçalar diyebiliriz biz bunlara. Yani bu destekleyici parçalar arkadaşlar section view'da yani kesit almada çizilmez arkadaşlar. Yani taranmaz buralar. Yani En uygun çizim olarak section view budur. Ama eğer şöyle bir şey yaparsanız da bu hatalı değildir. Sadece bu alternatif ama fazla tercih edilmez bu. Hani böyle aklınızda kalsın. Eğer siz burayı taramak istiyorsanız tararsınız. Ama e, bunların yönlerinin farklı olması lazım. Mesela buradakiler aynı yönlü. Ama buradaki fark ise bunların arasındaki yani iki çizgi arasındaki e, uzunluk farkı var. Yani bunu şöyle ters de tarayabilirsiniz. Hani onu anlatmak istedim. Ondan sonra arkadaşlar şuradaki hata ise buradaki kısmı hiç ayırmamış. Yani şuradaki kısmı hiç ayırmamış ve direkt aynı yüzmüş gibi taramış çizim e, section çiziminde yani kesit alma çiziminde arkadaşlar bu yapılması hiçbir zaman için yani böyle destek noktalarıyla normal yüz e, ikisini aynı anda tarayamazsınız. yani bu e, yapılan yaygın yapılan hatalardan bir tanesidir bu yani ilk başta sizi uyarmak istedim bu konuda sonra arkadaşlar section çiziminde hidden line kullanılmaz yani e, görünmez çizgi olarak da yani yeşil çizgi kullanılmaz arkadaşlar. Ama mesela böyle daireleriniz vardır falan. Buralarda tabii ki de centerline kullanabilirsiniz. Ondan sonra başka bir e, çizimden örnek vermek gerekirse şöyle. Ekstradan başka bir bilgi vereyim arkadaşlar size. Section çiziminde arkadaşlar. Hani ileride sizden hocalarınız şey isteyecek. Hani bunun videoları da tabii ki de gelecek ama. Mesela sizden kesit alınmış görünümlerini isteyecek ve bunları montajlamanızı isteyecek. Burada montajlanmış bir parça var diyelim. Ya yani parçalar var diyelim. Ve bu parçalarda arkadaşlar bakıyorsunuz. Burada 2 numaralı parçada bize şaft demiş. 3 3'te de, e, bearing demiş yani rulman. 4'te 4. parça önemli değil. 5. parçada vida demiş. Arkadaşlar section çiziminde şaft taranmaz. Hani tam şaftın üstünden bir kesit aldığınızı düşünün. Yani e, şaftı da kestiğinizi düşünün ortadan ikiye ama şaft e, section çiziminde taranmaz arkadaşlar. Ondan sonra bearing demiş rulman. Rulmanlar da taranmaz arkadaşlar. Ve burada vida demiş. Burada vidayı montajlamış ama tam üstünden bir kesit aldığımızı düşünelim. Vidalarda section view'de taranmaz arkadaşlar. Yani unutmamamız gereken 3 tane şey var. Rulmanlar taranmaz, vidalar taranmaz ve şaft taranmaz arkadaşlar section görünüşte. Bunu da geçtiğimiz anda bakalım. Şimdi diğer önemli bir husus arkadaşlar. Mesela böyle açılı bir parçanız var ve bundan section görünüş alacaksınız mesela. Şöyle bir section görünüşü alacaksınız. Bunun nasıl section görünüşünü alacaksınız arkadaşlar? Bu hani yapılan hatalardan başka bir tanesi. Gelip arkadaşlarımız mesela gelip bunun section görünüşünü alırken mesela gelip şuradaki son noktasını şuraya doğru getirerekten yani şurada parçanın sonu bitmiş sayıyor. Hani bu section'da çizerken yapılan yaygın hatalardan bir tanesidir arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz dersek eğer... Burada arkadaşlar mesela şöyle bir kesit almamızı istemiş. Burada bizim yapmamız gereken şey buradaki parçayı yani şuradaki parçayı şu yatayda döndürerekten veya yansıtaraktan öyle diyebiliriz. Yani şurada çizmiş gibi düşünün. Ve ona göre kestalım. Hani bunun doğrusu budur arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz zaten. Hani burada da görüyorsunuz zaten. Hani burada bakıyorum şurasıyla burası aynı doğrultuda. Buranın üst kısmı şöyle bakalım. Buraya denk gelmiş. Rengimizi değiştirelim ve öyle hiza alsak. Böyle baktığımız anda bakın burayla aynı hizalı. Yani anlattığıma doğruluyor öyle söyleyeyim size. Yani böyle bir şey gördüğünüzde arkadaşlar buradaki eğimli olan parçayı ana düzlemden farklı olan parçayı arkadaşlar. Yani şuradaki parçayı buraya doğru döndürerekten buradan kesit alma işlemini uyguluyoruz. Şimdi başka bir şeye gelirsek daha canlandırıcı gözünüzde. Ben Solidworks üstünden bunun bir çizimini yapmıştım. Bugünkü section çizimini yapacağım parçanın. Ve bu parçanın programda size section görünüşünü gösterip ondan sonra AutoCAD'de çizdiğimizde nasıl bir kesit alınmış halini göreceğimizi göstereceğim arkadaşlar şimdi. Geldim ben buradan. Hani bu solide işimi fazla anlatmaya gerek yok. Ben burayı karşıma al alıyorum. Ve buradan size bir kesit alınmış halini göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu şeklimi döndürdüğüm anda bu şeklimin tam ortasından kesit alınmış hali. Yani şu e, beyaz olan yüzey diyeyim ben size. Buradaki beyaz olan yüzeylerde arkadaşlar e, benim bıçağım veya testerem değmiş ve bu yüzeyleri kesmiş. Yani Section View'da arkadaşlar çizmeye kalktığım anda ben şuradan bir bakayım. Yani benim çizeceğim görünüş bu olacak arkadaşlar. Yani şurası normal çizim olacak. Burası da normal çizim olacak. Çünkü bu kısma yani şöyle anlatayım. Buradaki dairenin iç kısmına bıçağım değmemiş. Şu yüzüme de bıçağım değmemiş. Değmediği için buraları normal çiziyorum. Ama Geliyorum. Şuradaki yüzeylerimde benim bıçaklarım değdiği için ben buraları tarayacağım. Buradaki çizgileri kullanırken nelerden dikkat edeceğimizi size bahsedeceğim arkadaşlar. Hani şöyle de bir başka bir şey göstermek gerekirse. Mesela bunun tam ortasından kestiğimizi değil de şöyle tepeden bakalım buna. Şöyle tepeden baktığımızda tam şöyle ortasından kestiğimiz değil de mesela şu başka yerlerden kesildiğini düşünelim. Bunlarda nasıl bir görünüş olacak. Bakıyoruz şöyle. Geldim şeklimi karşıma aldım. Ben buradan şöyle bir kesitini alalım mesela. Şöyle ileri veya geri alaraktan mesela şunun üstünden bir kesit aldığımda nasıl bir kesitim elde olacak ona bakalım. Şimdi ben bunu kesit aldığımda şu üst tarafından yani tam ortasından değil şöyle tam şuranın üst kısmından bir kesit aldığımı düşünürsem eğer yani şöyle bir şey olsun. Buralara bıçak değmiş ve buralara bıçak değdiği için arkadaşlar ben buraları komple tarayacağım. Çünkü buraların beyaz yüzlü. Ama geldim şu orta noktasında daha önceden bahsettiğim gibi buralara bıçak değmediği için buralara taramayacağız. Şimdi şey dediğinizi duyar gibiyim. Hani ben Solidworks kullanmıyorum ve sınav anındayken sadece AutoCAD kullanabiliyorum. Ben bunun nasıl kesitini alacağım diye duyar gibiyim. Bunu da arkadaşlar hani daha, de, daha daha ki fotoğrafta gösterdiğim gibi şunu ele alırsak. Hani bunda arkadaşlar şöyle bir şey size yardımcı olabilir bunu orta noktadan kestiğinizi düşünün ve orta noktadan kestiğinizde hani direkt ön görünüşten alıyorsunuz zaten bunu. Ön görünüş veya başka görünüş section çizgisinin verildiği yöne de bağlı aslında, şekline de bağlı. Hani bunu ilk başta ön görünüş çiziyormuş gibi düşünün. Çünkü ön görünüş çizdiğinizde arkadaşlar böyle bir şekli, kaba taslak elde edeceksiniz zaten. Hani ilk başta ön görünüş çizip ondan sonra section view alırsanız sizin için daha rahat olacaktır. Ondan sonra e, mesela ön görünüşü çizdiniz böyle çizdikten sonra da hani bu izometrik çizme bakaraktan da e, şey düşünün onun nerelerine bıçak değiyor. Onu düşündüğünüz anda zaten arkadaşlar hani sizin çiziminizin %70'i %80'i bitmiş demektir. Hani bu da e, bakıyorsunuz şuralara bıçak değmiş deyip buraları tarayacaksınız buralara bıçak değmiş deyip buraları tarayacaksınız şuraları komple. Buralara bıçak demişti. Buraları tarayacaksınız ve şuraya demişti. Burayı tarayacaksınız ve işiniz bitmiş olacak aslında. Hani solid falan hiç kullanmanıza hiç gerek kalmayacak. Direkt otaket üstünden düşünerekten direkt e, kesit görünüşünü çıkartmış olacaksınız. Zaten buraların da destek noktası olduğunu bildiğiniz için de buraları taramayacaksınızdır ve direkt sizin e, yani şu section görünüşün çıkmış olacaktır arkadaşlar. Bu video arkadaşlar section view yani kest almanın bir e, konu anlatım videosu olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda arkadaşlar bu e, SOLIDWORKS üstünde gördüğünüz bu parçanın AutoCAD'de nasıl kesitin alınacağıyla ilgili bir örnek video olacaktır arkadaşlar. Yani bu gördüğünüz şeklin kesitin nasıl alınacağıyla ilgili bir video gelecektir arkadaşlar. Takipte kalın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.